Endi hasılların geometrik manası, mazusu bilan tanışamız. Bunun için dastlab biz y teng kx plus b funksiyasını qarayımız. Bu funksiyanın grafiği toğru çizgiden ibaret. 3-ta halını görüp çıkamız. Demek kx plus b toğru çizgiden ibaret. Bana burçak alfa olsun. O halde alfa ile k arasında kuyudaki işe bağlılığı var. Kuyudaki teğenlik oranlı. Tangens alfa teğen k. Bana bunda teğenlik oranlı bir olada. Yani bana burçakın tangensi, bu burçak doğru çizgının o x okunun müsbet yönü arasından hasıl kılgın burçak. Bu y oku. Ve tangens alfa x'nin aldığı kefsiyen k'ye teğen. Bu teğenlik bizge aldığından malum. Bizge malum teğenlik bu. Bak, eğer k müsbet olsa o halde bu funksiya öz uçu buladı. Öz uçu buladı. Ve alfa burçak 0 pi taksım 2 arası da buladı. 0'dan katta ve pi taksım 2'den küçük buladı. Eğer k müsbet olsa. Bu birinci hal. Üçte halını görüp çıkalımız. İkinci hal. Yani y'den kx plus b. Mana bu burçak alfa burçak. Yani ox okunun müsbet yönü arası bulan bu doğru çizgini hasıl kılgan burçağı. Bu y oku. Eğer k manfi son bulsa. Yani x'nin koeffisiyenti. Bu doğru çizgini burçak koeffisiyenti de yurtuladı. Doğru çizginin burçak koeffisiyenti k manfi bulsa. O halde alfa burçak. Minus bir taksın 2. Ve 0 arasında bulardı. Bana bunda bir şey bulardı. Bu funksiya kama 3 funksiya bulardı. Yani x oku boyla 10 yuradigan bo'lsa grafik boyla bu pastga tushib ketadi. Demak, kamayib boradi. Y ning qiymatlari borgan sari kamayib, kichrayib boraveradi. Mana bu yerdan boshlab manfi bo'lib ketyapti. Demak, agar k manfi bo'lsa, u holda alfa burchak minus pi taqsim 2 0 arasida bo'ladi. Va 3-chi hol. K 0 ga teng bo'lsa chi? K 0 ga teng bo'lsa, k 0 ga 0 qo'ysak, y teng b to'g'ri chizig'i hosil bo'ladi. Y teng b to'g'ri chizig'i x o'qiga parallel y o'qini b nuqtada kesib o'tadigan to'g'ri chizig'i bo'ladi. U holda k 0 ga teng bo'lsa, tangens alfa 0 ga teng bo'ladi va alfa burchak 0 ga teng bo'ladi. Demak, 3 ta holni ko'rib chiqdik. K musbat bo'lsa, alfa burchak 0 va pi taqsim 2 orasida bo'ladi alfa burchak. Agar k manfiy bo'lsa, minus pi taqsim 2 0 orasida bo'ladi. Agar k 0 ga teng bo'lsa, alfa burchak 0 ga teng bo'ladi. Bu to'g'ri chizig' x o'qiga parallel bo'ladi. Va misollar ko'rishimiz mumkin. Mana bu tenglik bizga agar k ma'lum bo'lsa, alfani topish imkonini beradi va aksincha alfa ma'lum bo'lsa, k ni topishimiz mumkin. Mana masalan mana bu birinchi chizmada alfa aytaylik pi taqsim 3 ga teng bo'lsa k ni topa olamizmi? Topa olamiz. Mana bu tenglikdan biz k ni topamiz. K teng tangens pi taqsim 3. Pi taqsim 3 ya'ni 60 gradus. Tangens pi taqsim 3 izosida 3 ga teng. Demak k ni topdik. Doğru çizgining burçak koeffisiyenti k ildizosida 3 ga teng ekan. Xo'p, va aksincha bu yerda k berilgan bo'lsin. Biz burchakni topa olamizmi? Topa olamiz. Masalan k aytaylik minus 1 ga teng bo'lsin. Ya'ni doğru çizgining burchak koeffisiyenti minus 1 ga teng bo'lsin. Ya'ni doğru çizgini tenglanmasa u holda y teng minus 1 x plus b ko'rinishda. Bu to'g'ri chizig'ning x o'qining musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchagini toping. Endi alfani topamiz. Yana mana bu tenglikka murojaat qilamiz. Tangens alfa teng k ni o'rniga minus 1 ni olib kelib qo'yamiz. Minus 1. Bu yerda alfa teng minus pi taqsim 4 ekanini hosil qilamiz. Alfani topdik. Demak mana bu tenglik
Agar alfa berilgan bo'lsa, k ni topish imkonini beradi, k berilgan bo'lsa, alfa ni topish imkonini beradi. Shu yo'l bilan demak, alfa va k larni biri berilgan bo'lsa, ikkinchisini topishimiz mumkin. Xo'p, endi hosillarning geometrik ma'nosiga o'tamiz. Hozir biz to'g'ri chiziq haqida ma'lumot berdik. Bu ma'lumot sizlarga ma'lum. Yani hosillarning geometrik ma'nosi. Buning uchun bizga birorta funksiya berilgan bo'lsa, y teng fx funksiya berilgan bo'lsa, uning grafigi quyidagi grafik bu funksiyaning grafigi bo'lsin. X o'qi y o'qi koordinatalar boshi mana bu y teng fx funksiyasining grafigi va mana bu to'g'ri chiziq bu funksiyaning grafigiga urinma bo'lsin. Birorta x0 nuqtada x0 abssiyasi x0 ordinatasi y0 ga teng bo'lgan nuqtada urinma bo'lsin. Bu urinmaning tenglamasi y teng kx plus b bo'lsin. Bu holda hosillar uchun quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi. F funksiyasining berilgan funksiyasining x0 nuqtadagi hosillasi, ya'ni f'x0 k ga teng. K ham o'z navbatida mana burchakni alfa bilan belgilasak, tangens alfa ga teng. Mana bu tenglik bizga oldindan ma'lum. Biz bilamiz mana bu tenglikni. Yuqorida aytib o'tdik. Mana endi bu yerda mana bu tenglikni yozyapmiz. Ya'ni bu hosillarning geometrik ma'nosini bildiradi. Bu tenglik hosillarning geometrik ma'nosini ifodalaydi. Funksiyaning x0 nuqtadagi hosillasi, ya'ni f(x0) funksiya grafigiga x0 y0, ya'ni mana bu nuqtada o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyenti k ga teng. Ya'ni mana bu tenglikni aytmoqchimiz. Yana bir marta aytamiz. Demak, fx funksiyasining x0 nuqtadagi hosillasi, ya'ni f'x0 fx funksiyasining grafigiga x0 y0 nuqtadagi urinmaning burchak koeffitsiyenti k ga teng. Mana shu tenglik hosillarning geometrik ma'nosini ifodalaydi.